Anladım. Anladığın ne? Söyle, ne anladın? Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Neden? Sakin ol. Yanlış bir şey söylemedim ben. Hakkımda bir şey bilmen gerekmiyor zaten. Ya birlikte gezip eğleniyoruz diye seni hayatımın orta yerine oturtacak değilim. Niye sinirlendin şimdi? Benim sınırlarım var. Öyle hemen sızamazsın içeri. Olman gerektiği kadar olursun hayatımda. Ben izin verdiğim kadar. Yok, ben böylesine gelemem diyorsan çek git hemen. Hemen. Hemen şimdi çık git. Çık. Ferunde'nin misafiri gidiyor galiba. Siz konuşun, ben yemek işine bakayım. Otur. Sonra birlikte hallederiz. Mangalı yakarım ben, keyif yaparız. Başım bu kadar sıkışıkken nasıl keyif yapmaktan söz ediyorsun anlamıyorum doğrusu. Abime endişelerimi söyledim. Ne yapayım? Seyfi babamın dükkanına kadar gitmiş. Adam seni sıkıştırmak için her şeyi yapıyor Oğuz. Bilmiyordum ben babana gittiğini. Yoksa... Yoksa ne? Adam seni kıskıvrak yakalamış. Bağlamış elini kolunu. Borç olayını da biliyor abim. Hala yoksa diyor ya. Borcumun büyük bir kısmını yarın ödeyeceğim. Ne diyorsun? Haftaya da tamamını kapatacağım. Nasıl olacak o? Hafta sonu bir işim daha var. Şehir dışına gidip geleceğim. Sonra ödeyeceğim Seyfi'nin parasını. Kurtulacağım ondan. Doğru söylüyorsun değil mi? Evet hayatım. Kurtaracağım ondan yakamı. Hiç merak etme. Sen de abi. Sen de merak etme hiç. Çok az kaldı. Alo. Şevket merhaba. Merhaba, ne haber? İyilik, senden? Ben de iyiyim. Haberini duydum, daha mutlu oldum. İlk benden duymanı isterdim. Yani ben söyleyecektim sana. Böyle haberin oldu diye üzüldüm. Ne fark eder canım? Ha sen söylemişsin, Anehir teyze. Sedef'le konuşuyor kesin. Sedef erkek arkadaşıyla evlenmeye karar vermiş. Ya. Ya. Bakma böyle durduğuna. Yıkıldı bugün. Çok sevindim. Gerçekten. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Doğru karar vermişsindir inşallah. Yine bir hata yapma da aman. Şevket yapma böyle, ne olur. Tamam. Affedersin.
Seni üzmek için aramadım. Yaşadıklarımızdan sonra sorumlu hissettim ondan. Böyle düşünme, ne olur. Asıl benim sana karşı sorumluluğum vardı. Yerine getiremedim hiçbir zaman. Söz veremedim sana. Umut veremedim. Ne oluyor? Ben seni hiç hak etmedim Sedef. İnşallah o hak eder. Seni çok mutlu eder o. Hiç üzmez. Canım, üzerse zaten karşısında ilk beni bulur. İlk ben yapışırım gırtlağını. O çok iyi biri. Emir'le mutlu olacağıma inanıyorum. Ben de bunu canı gönülden diliyorum. Sağ ol. Konuşuruz. Ararım yine arada. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Ben dedim sana arama, kötü olursun diye. Mahvolmuş, sesinden belli. Yapma Sedef, aa. Doğal konuşmaya çalıştı, yapamadı. Tamam. Tamam hayatım, geçti. Çok etkilenmiş. Abartma. Sen öyle olacağını düşünüyorsun diye öyle geldi belki de. Eski sevgilinin evleneceğini duymak kolay değil tabii. Ne de olsa etkileniyor insan. Sen de onun haberini aynı şekilde duyabilirdin. Sen de ister istemez etkilenirdin biraz. Sonra geçerdi. Pronto. Ay Emir, çok sevindim. Tebrik ederim. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Havalara uçtum, havalara. Gel. Ne oluyor? Sedef evlenme teklifine evet diyor. Sedef? Deli bu. Niye ağladın? Mutluluktan. Ne kadar sevildiğini anla. Gözyaşları içinde evet diyor sana. Doğru mu söylüyorum? Cevabın evet mi? Sen niyetini söyledin açık açık. Ben de düşündüm ki sana karşı benim de hislerim var. Ne yaşayacağımız, arkadaşlığımızın nereye gideceği belli. Yani... Evet mi? Evet. Anında haberdar olabilirsiniz.